Dışarıdan acayip sesler geliyor. Hemen hostelden çıktım. Büyük ihtimalle şurada arabalar falan vardı dün gece. Onlardan bir şeyler oluyor da. Aha. Görüyor musunuz? Allah. Wow. Bu arada ben normalde arabalardan hiç anlamam. BMW'nin araba markası olduğunu lisede öğrenmiştim. Ama dün story'e bunu attım. Etraf onamda son 2 ayda bayağı bir kaliteli arabalar olduğu söylendi bana. O yüzden buyurun size birazcık kalite, birazcık zenginlik. Normalde şöyle ses çıkaranlardan nefret ederim ama artist ya. Mustang mi, Ferrari mi? Bu ne abi? Biri Porsche yazıyor. O at markası hangi? At logosu hangi arabanın markası oluyor? Hostelden kalan artık ekmekler boşa gitmesin diye Game of Thrones'un çekildiği burada. Gitmeden önce ufak bir sevap point. Ula 2 saattir güvercinleri besliyorum. Arkamdaki teyze bütün güvercinleri benden çaldı ya. Ve gençler şimdi birkaç saat sonra otobüsüm var. Artık yavaş yavaş Türkiye'ye döneceğim bugün itibariyle. Ama Hırvatistan'da yapmak isteyip de içimde kalan bir şey vardı. O da buranın böyle dondurmasını yemek. Belki görmüşsünüzdür Instagram etrafında son 2 ayla. Herkes burada dondurma yiyor abi. Herkes. Özellikle bu Dubrovnik'teki eski şehrin tam şurasında bir tane dondurmacı var abi. Hani milletin ağzını böyle o kadar krema krema çok güzel duruyor ki. Tek sıkıntı topun tanesi 14 kuna 15-16 liraya denk geliyor. Külahı bile 2 kuna. Bu da yaklaşık 2-3 liraya falan denk geliyor. O yüzden bugüne kadar almamıştım ama bugün son günüm. Birkaç gündür noodle yiyorum para kalsın diye ve kaldı. O yüzden bu parayı da şu müthiş gözüken dondurmayı almak için inşallah harcayacağım. Dırın 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 dırın. Öncelikle hop. Can I have mint chocolate? Allah. Sonunda aldım, inanmıyorum. Bismillah. Dur şu araya gireyim de kimse görmesin. Nane tadında aldım. Japonya'da Baskin Robbins diye bir tane dondurmacı var. Orada her zaman ben bunu alıyordum. Oğlum topla baya büyük ha. Gerçi 14 lira verdim. Bir zahmet büyük olsun. Bismillah. Oh, baya güzel lan. Ama çok nane bu da ya. Nane almasa mıydım ya? Yalnız hava o kadar sıcak ki direkt anında erimeye başlıyor. Ya nazar değdi herhalde ya. Külah gitti ya. Eriyecek ya. Hayır ya. Air tarafım battı. Of. Külahımı da kaybettim. Aa akıyor lan bu. Ne yapacağım ben bunu ya? Allah. Ulan bir şeyin tadına varamadık ya. Son kez yola koyulmadan şöyle aslan tükürüğünü böylece dolduruyoruz. Oh. Yaklaşık 2 hafta önce geldim Hırvatistan'a. Geliş sebebim aslında Avrupa'da gidebileceğim 2-3 ülkeden bir tanesiydi. Ve test sonucuyla alıyordu. Ve ben de çok şükür negatif çıktığı için geldim, ettim. 2 haftadır buradayım. 2 haftanın sonuna geldik ve yavaş yavaş artık bu güzel ülkeden gideceğim. Şu an Dubrovnik şehrindeyim. Dubrovnik birazcık daha deniz kenarı oluyor. Benim gideceğim yer başkent Zagreb buradan. Bunun için buradan otobüs durağına gideceğim. Otobüsten işte Zagreb'e 9-10 saat otobüse gideceğim. Orada bir de akşama kadar uçuşum bekleyip oradan havaalanına gidip havaalanından da Türkiye'ye inşallah gideceğim. Şimdi şu otobüslerden bir tanesine bineceğim ama henüz 10 dakikam varmış. Bu 10 dakika içerisinde de hemen şöyle Allah koşup çok koşup terlemek de istemiyorum ama bitti alacağım bir tane. Bu arada Game of Thrones'un çekildiği King's Landing'e de burada elveda diyorum artık. Vallahi ülkede istemediğim kadar kaleler, şatolar. Sağa baksanız kaleye, sola baksanız kale, her taraf kale. Ve bir yere kadar gerçekten güzel, yani hala güzel geliyor. Baksana da şu o yani acayip güzel ama bir yerden sonra artık kale, her yer kale, hepsi aynı gelmeye başlıyor. O yüzden öyle hissetmeye başladınız mı artık eve dönme vakti olduğunu biliyorsun. Ve şurada güzelim pizzalar var. Şu vejeteryan olandan bir tane alacağım. Thank you. Tamam, pizzamı aldım, inşallah otobüse de yetişirsem sıkıntı yok. Hayatım boyunca hiçbir uçuşuma ya da hiçbir otobüse vaktinde gidemediğim için ya da her zaman son dakika, son 5 dakikada gittiğim için bu sefer akıllandım. Yarım saat erken çıktık. Yani bu otobüsü kaçırsam da sıkıntı yok. Ama inşallah kaçırmam. Bu arada bakın buradaki otobüslerde şöyle İstanbul falan var, Türk Hava Yolları. Tabii ülkemiz an itibariyle bütün ülkeden, bütün dünyadan herkesi böyle kabul ettiği için sağ olsun. Karantinasız bir şeysiz. Şu kamerayı elimde tutacağım diye var ya canım çıkıyor ya. Allah! Oh! Oğlum acayip terledim ya. Daha dakika bir gol bir alo. Allah! İlk defa bir saat öncesinde geldim otobüse. Hırvatistan'da güzel şey böyle otobüs yerlerinde, bu arada sadece ben varım şu anda. Gezdiğim kadarıyla internet, beleş wifi oluyor. Online bilet almanız gerekiyorsa ya da işte yazışmanız etmeniz gerekiyorsa, maillerinize dönmeniz gerekiyorsa, böyle efsane pizzayla beleş wifi eşliğinde Friends falan izlemek istiyorsanız ya da sevdiğiniz bir dizi izleyebilirsiniz. Pizzanın tadımını yapıyorum, bismillah.
Yani Türkiye'deki sucuklu pizzalar gibi olmuyor ya. Burada böyle et yemeyince ama yine de güzel ya. Oğlum otobüs iki katlı lan. Oha. Abi gözlerim falan acayip yorgun gözüküyor ya. Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Abi şu kahveye 12 kuna verdim. Türkiye'de neredeyse aynı fiyat. Normal 13-14 lira falan yapıyor bir kafe latte. Abi kaç gündür Split, Dubrovnik, bu adalar falan turistik yerlerde olduğumuz için fiyat falan, bunun bir tane ufacık espresso bak. Aynı marka, aynı şey, şirket. Ufacık bir espressosu 18-19-20 kuna falan. O da en ucuz yerde. Yarı yarıya fiyatlar. Şu an sabahın 6'sı. Uyanmam lazım acayip bir şekilde. Akşam 8'de uçağım var. 8-8.30 gibi galiba. Allah, bugün birazcık şöyle Zagreb'i gezeceğiz. Deniz yok, bir şey yok ama yine de ufak böyle tarihi şeyler var. Yorgun oldum belli mi bu arada? Bu arada gezmeden önce hemen söylemek istiyorum. Ben yapmayacağım ama eğer mesela böyle fazla çantanız varsa ya da elinizde sürüklemeli bavulunuz varsa ve bununla da gezmek istemiyorsanız doğal olarak böyle bagajınızı koyabileceğiniz yerler var. Tam olarak şurası. Dediklerimi unutun. Kesinlikle oraya bagajınızı bırakmayın abi. Ulan sadece oradan bir gözüktüm. Adam beni gördü. Nerelisin dedi. Türk iş falan dedim işte. Benim Türk olmamla hiçbir alakası yok da. Muhabbeti oradan bir başlattı abi. Bunun Çinli sevgilisi olmuş. Polonyalı sevgilisi olmuş. Ukraynalı sevgilisi olmuş. Rusyalı sevgilisi olmuş. Hepsi bunu bırakıp başkasına gitmiş. Onun nasıl acısını anlata. Allah'ım ya. Ya durduk yere belki 20 dakikadır falan adamın acı hikayesini dinliyorum. Diyor işte bunların hepsi para için seninle çıkıyor. Sonra seni bırakıp gidiyorlar. Asla diyor bu ülkelerden kimseyi bulma. Niye hepsi Amerika'ya gitti benimkilerin? Amerika'da ne buluyorlar acaba? Allah'ım yoruldum ya, daha gezmede yok. Bana ne abi bu kadınlar seni ektiyse, bana ne ya? Allah Allah. Geçen sefer burayı gezerken de dikkatimi çekmişti abi. Ama şu binalara baktığınız zaman, bakın böyle binaların pencerelerinin üstünde böyle yüzler var. Şurada mesela bir amca var. Cidden her yerdeler ya, baksanıza. Her yerdeler. Ve işin garip olan tarafı öyle bir iki yapıt değil. Çoğu yapıt da var hani. İlginç ya. Ama ilginç olması bir yandan şu da bir gerçek. Yani Zagreb böyle Split, Dubrovnik. Mesela ben ilk buraya gel... Allah bir dakika, araba geliyor. İlk buraya geldiğimde direkt uçaktan inip şöyle etrafı yürüdüğümde aynı yerleri yürüdüydüm ama o zaman böyle... Oha, oha falan diyordum. Şimdi şöyle baktığın zaman hani birazcık Split, Dubrovnik, Viz, Hvar, nereye gittim? Bir de Brač, Bol. Buralara gittikten sonra Hırvatistan'ın bu o doğal güzelliğini falan orada görüyorsunuz abi. Bura birazcık böyle sönük kalıyor. Oo, bunların hepsi kırmızıda geçiyor arkadaş ya. Bakın şöyle resim gibi şeyler buldum. Şuraya dikkatli bakarsanız aşk yazıyor. Bu arada eğer yemek deneyecekseniz kesinlikle Zagreb'te deneyin. Sonra gidin nereye geziyorsanız. Abi benim gezdiğim yerlerde o siyah pilav yediğim şey 120 kunaydı. 130, 140, 150 lira falan geliyor. Burada bir tane black risotto 42 kuna. Arada yaklaşık 100 lira fark ediyor. Bir öğün, bir adet yemek için öğün bile değil ya. Ağlayacağım. Öncelikle belirtmek isterim ki Zagreb'de gelip görebileceğiniz birkaç şey var. Öyle aman aman çok yok. Zaten böyle günübirlik birkaç saat otobüsünüzü, uçağınızı beklerken bitirebiliyorsunuz ve onlardan bir tanesi dırın, tünel. İsmi Griç Tüneli mi? Griç Tunnel mi? Öyle bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nda yağan bombalardan kendilerini korumak için insanların kullandığı bir tüneliymiş. Buraya gelip ne yapacağım diyebilirsiniz. Yapacak pek bir şey yok ama böyle amfi gibi bir şey var. Eğer mesela depresyondaysanız gelin buraya ve şarkı söyleyin. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Ama
biraz sessiz olun, başkaları da var. Sağa da gidebilirsiniz, sola da gidebilirsiniz, yine geri de dönebilirsiniz. Yani çok bir ağır şey ama görsel olarak bir şey yok ama düşünsenize 2. Dünya Savaşı'nda buraların tepelerine bombalar yağıyordu falan filan yani. Gerçi bugün soğuk ama mesela hava güneşliyse burada gayet gölge bol, istediğiniz gibi yürüyün edin. Sesim çok yankı yapıyor mu? Hakikaten cool ya, şöyle baksanıza. Tünelden çıkmadan önce yine bir tuvalet meselesi. Ola ki tuvalet ihtiyacınız varsa gelin abi. Bu esrarengiz 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tünelin içinde tuvaletinizi yapabilirsiniz. Peçete var, el yıkamak için su var. Ve tünel böylelikle biter. Ama nereye geldiğime dair hiçbir fikrim yok. Bir sonraki yere giderken hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Zagreb'de benim sevdiğim şey böyle sokak resimleri var her tarafta. Random yürüdüğüm bir duvarda var. Rastgele şurada bir ev var, onun duvarı falan boyanmış. Az önceki tünelin çıkışı falan böyle boyanmış. Daha şimdi fark ediyorum mesela. Hani böyle grafitidir, street art'tır. Hani mesela şuralar falan full boyanmış. Hani her yer boyalı. Kaliteli de yani, güzel yapıyorlar. İstanbul'da da var bu ama Kabataş ve Taksim arası böyle füniküler attı. Şu arkamda gördüğünüz görünüyor mu? Şurada bir tane mavi bir şey var. Bu abi dünyadaki en kısa toplulaşma araçlarından bir tanesi. En dik ve en kısa füniküler. Şu füniküllerin fiyatı 5 kuna, yaklaşık 5,5-6 lira falan yapıyor. Eğer isterseniz ona binersiniz. Her 5-10 dakikada bir kalkıyor anladığım kadarıyla. Ya da benim gibi şöyle merdiven çıkabilirsiniz. Zaten istediğin kadar yavaş çık abi. Max 1 dakikada 2 dakikada varabileceğim bir mesafe. Aha bak, görüyor musunuz? Aşağı doğru iniyor. Bakın eğer binerseniz de böyle yaklaşık 10 saniye 20 saniyede yukarı çıkıyorsunuz. Buraya çıkarsanız benim gördüğüm kadarıyla yapabileceğiniz 3 şey var. Öncelikle güzelim Zagreb'i buradan tek seferde görebiliyorsunuz her yeri neredeyse. İkincisi yine burada bir ton böyle güzel kiliseler var gidip görebileceğiniz ve müzeler var. Bu müzelerden de bir tanesi özellikle insanların gidip gördüğü bir müze. Ve bu müze Museum of Broken Relationships, biten ilişkiler müzesi mi? Biten ilişkilerin müzesi mi? Bu müzeye gidebilmeniz için öncelikle sevgilinizden ayrılmanız gerekiyor gibi anlamı olsun ve bunun için de öncelikle bir sevgiliniz olması gerekiyor. Değil de baksana da şurada bile bir tane dede yüzü var ya. Harbiden her taraf insan yüzü kaynıyor burada ya. Ve üçüncü yapabileceğiniz şey de şimdi tekrar az önceki yere gideceğim. Bak zaten insanlar bekliyor. Az önceki bu füniküllerin tam karşısında nerede? Şurada bir adet top var. Bu hani Ramazan'da iftar vakti patlattıkları toplar gibi burada da 1877'den beri her gün saat 12'de tam 12.00'da bu topu patlatıyorlarmış. Geçen buraya geldiğimde 12'yi geçmişti. Bunu yakalayamamıştım. Bu sefer yakalayacağım. Oğlum biraz korkmaya başladım lan. Hadi gidelim. Allah. Korktum lan. İlginç ya. Neyse artık aşağı iniyorum. Tabii ki de füniküllerle değil, şöyle aşağı merdivenle. Dırın dırın. Dırın dırın. Ton balıklı yufka sarması gibi bir şey. Ton balığın suyunu emmiş falan filan, yumuşacık da. Bunu taze yapan yerler var. Çok güzel, tavsiye ederim. Akşam uçağım var, sonra Türkiye'ye gidiyorum inşallah. Gençler şu arkamdaki kalabalık hafif içeri doğru girsin şimdi. Türkiye an itibariyle vardık. Şurası Türkiye, burası Türkiye. Bastığım yer Türkiye. Abi dün gece 10'da çıktım bak, check-out'umu yaptım. Şu anda yaklaşık 11.30, kaç saat oluyor? Rahat 36-37 saattir falan uykusuz bir şekilde yoldayım. Bu arada taktik, eğer gelirseniz böyle merdivenleri kullanmayın. Direkt şuradaki asansörleri kullanın. Yani herkes niye merdiveni kullanıyor? Çok anlamış değilim ama böylelikle
özellikle hem sosyal mesafeyi de korumuş oluyorsunuz hem de yürümüyorsun abi gayet rahat. Şimdi videoyu bitirmeden önce son bir şeye değinmek istiyorum. Benim her şeyden önce millet maşallah arabayla. Yurt dışından Türkiye'ye geliyorsanız neler istiyorlar sizden? Test sonucu istiyorlar mı? Hayır hiçbir şekilde. Karantina zorunlu mu? Hayır sadece tavsiye ediliyor. Mesela öksürüyorsan karantina yapın lütfen diyorlar. Ama zorunlu olan bir şey var. O da arkamdaki pasaport kontrolüne geçmeden önce uçakta dağıttıkları bir form var. Onu doldurmanız gerekiyor. Dürüst olacağım abi. Mesela ben Hırvatistan'a giderken çok rahattım. Uçakta 100 kişi var diyelim. 100 kişinin de 100'ü de virüs testi yaptırıp negatif test sonucu alan 100 insan vardı orada. O yüzden hani öyle baktığın zaman aslında çok güvenilir bir ortam vardı. Şimdi var mı abi? Öksürüyor mu? Hayır diyorsun. Geçiyorsun. Yani öyle bir ortam var. Hatta bazı böyle uzak mesafe ilişki yaşayan sevgililerin falan buluşma noktası Türkiye oluyor. Ve çok şükür pasaport kontrolünden geçtim. Officially resmi olarak Türkiye'ye adım basmış durumdayım. Tek temennim bagajımın gelmesi artık. İnşallah, inşallah, inşallah. Abi bagajların hepsi dağıtıldı yazıyor. İnşallah benimki vardır hala. Şurada bir adet çanta kalmış. Yazık kurban oldum. Ve çok şükür, bin şükür kazasız belasız Türkiye'ye. Ne oluyor lan? Allah'ım çok şükür welcome to İstanbul yazısını da gördük ya. Artık ölsem de kan yenen çıkış exit diyor. Ve tabii ki de yine beni karşılamaya gelen kimse yok. Bu arada abi Türkiye'ye gelince yine herkesin ağzında maske var, şu var, bu var. Hırvatistan'da kimse de maske yoktu. Hani ben virüsün varlığını orada unutmuş gibi bir şeydim. Burada tekrar depresyona girdim ya. Hayırlısı diyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Gençler bakın pizzacıya geldim. Küçük boy tek kişilik 11 lira, orta 15 lira, en büyük boy 25 lira. 25 lira Hırvatistan'da 2 su parası falan ediyordu. Burada koskoca kocaman bir pizza ya. Dıran dıran. Gece 42 saat sonra inşallah uyuyorum. Allah rahatlık versin. See you.